Taş. Şimdi öncelikle bu diken mantarı nasıl yerlerde çıkıyor baştan bir anlatayım ben size. Sonbaharda yağmurlar başlayacak. Gördüğünüz gibi ortalık yeşil. Otlar büyümesi lazım. Bu yeşillikte çıkıyorlar. Nerede ıslak, nerede su var. Orada başlıyorlar artık çıkmaya. Böyle çayırlık, yayla bu tarz yerlere geliyorsunuz. Geldikten sonra yeşilliğe bakıyorsunuz. Yeşillikte eğer şu dikenden varsa, bu dikenden varsa yeşillikte, demek ki diken mantarı olma potansiyeli de var. Dikenin yanında dikenler burada. Hop kestik. Tazecik. Bakmayın siz donuk olduğunu. Tak 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 tak. Selam aleyküm. Aleyküm selam. Bunların ama rengi kaymış. Bunlar yaşlanmaya başlamış. Bunlarda bir sıkıntı var. Bakın. Bunlar ellemeyeceğim. Ne böyle? Yeşilliklerde diken gördün mü? Alıyorsunuz bunları. Bakın şurada. Bir tane daha büyümüş. Bu diken mantarı. Başka bir şey değil. Bakın. Dikeni de yanında şurada. Hop. Bunları. Bunlar da bebek. At. Bu şekilde arıyoruz işte arkadaşlar. Yani o işin güzel tarafı. Hem gezmiş oluyorsunuz. Hem tatlı bir şey yiyorsunuz yani. Güzel bir şey. Donmuş da olsa Lurutus eringi diken mantarına devam. Bakın. Taş. Burada da var. Bunlar diken mantarı. Ama dün bayağı bir donmuş. Zaten her yere kar yağdı. Bakın dikenleri burada yanında. Şöyle koparalım. Bebek. Bakın. Tek olayı var. Donmuş. İçinde kurtulan bir şey yok. Bırakalım. Dün de biraz bundan toplamıştım. Eğer video yaparsam zaten onlarla birlikte aynı videoya koyacağım bunları. Bakın tertemiz. Ama taş. Donmuş. Şöyle bir şey var. Bunların artık sezonu geçmeye başladı. Siz bakmayın. Ocağın, şu an Ocak ayının kaçı? 25'iyiz. Buraya kar yağmadı. Yani sürekli yağmur falan yağdığı için. Bulabiliyoruz. Bence yani artık birçok yerde zor çıkar bunlar. Fakat buraya daha önce gelmemiştim ben. Benim kendi köyüm şu karşıdaki tepenin orada. Şöyle bir göstereyim hatta. Bir evler çıksın karşımıza. Bu tarafa gelmemiştim hiç. Buradaki tepeye. Bakın karşıda köy evler var. Oradan o benim köy. Şu karşı tepede geziyorum ben genelde. Bu tarafa hiç gelmemiştim. Ama her yer mantar. Ki artık sezonu geçmiş olduğu halde. Yani birçoklarını ben toplamıyorum. Geçmişler. Hem geçik hem donuk. Ama gayet diri olanları da var. Mesela bakın şuna. Tak tak. Hop. İstiyoruz. Bakar mısın şunun güzelliğine ya? Sanki daha dün çıkmış. Dün çıkmış ve donmuş gibi. Hani beni beklemiş. Gel beni al diye. Mükemmel oluyor ya bugün. Bakar mısın? Dolduruyoruz hemen sepeti. Taze taze şeylerle. Bakın. Mükemmel ya. Bak. Hiçbir sıkıntısı yok. Bebek. Bebek gibi mantarlar. Devam ediyorum hemen. Hop. Buramda. Önümde. Bakalım. Bu birazcık yaşlanmış. Ama bir sıkıntısı yok. Bakın. Dolu. Şuna bakalım. Mesela bak bu kurtlu. Şurası delik. Buna gerek yok. At gitsin. Çünkü elimizde bayağı var. Hani böyle 3'ün 5'in hesabını yapmayacağız. Mesela bak. Bu tertemiz. Bunda bir şey yok. Hop. Hop. Attık. Devam. Adımbaşı mantar var ya. Adımbaşı mantar. Bu da kurtlanmış. İçinde ben deliğini görüyorum. At gitsin. Neyse kurtlu olanları böyle atıyorum. Kurtlu olmasa sebebi zamanı geçiyor artık arkadaşlar. Ben çıkalı bayağı olmuştur. Şu alt tarafında da var. Oraya da gezeceğim şimdi. Şimdi sepetimizi bayağı bir doldurduk. Bakın. Yani burada hani 1 kiloya yakın mantar var. Orada 1 kilosu var. Şöyle yol kenarına geldim. Her yere dolandım böyle şu ağaçların yanından. Tekrar geri dönüyorum. Tekrar bir diken mantarı Lurutus eringi videosu yapacağım ben. Yalnız. Demek istediğim şu. Beğenip abone olursanız videoyu çok hoşuma gider. Yani izlenme oranlarına bakıyorum. Hani diyelim 250-300 izlenme varsa videoda 300 izlenmenin 290'ı abone olmayan kullanıcılar. Lütfen abone olalım. Beğenelim. Yorum atabiliriz yani hiç problem değil benim için süper olur hatta. Böylece videomuz daha çok insana
ulaşır. Şimdi bu kadar diken mantarı yeter. Hani gayet yiyecek kadar var. Amcamlara da götüreceğim. Tadına baksınlar. Bir meşeliğe girelim ya. Meşelikler bu ara bana iyi davranıyor. Yani istediği yerleri bulabiliyorum. Güzel istiridye de çıkıyor yani. Biliyoruz, Triatus meşede. Ben şu an Sabala. Belki 1000 tane meşede 1 tanesinde var. Ona da denk gelebiliyoruz. Yani o yüzden şu karşıya meşeye gireceğim. Tabii ki girmeden önce yolda hemen taş. Bakın. Tak tak tak. Hop. Bebek. Görüyorsunuz değil mi? Mükemmel. Şunu da alalım. Tertemiz. Bakın inemiyorum. Hani meşeliğe gideceğim dedim. Daha gidemiyorum. Çünkü yine donmuş bir istirce. Donmuş bir diken. Attırdık ya. Bakalım. Delik melik yok. Bu çok güzel bir mantar şu an. Büyümüş. Olgunlaşmış. İçinde herhangi bir kurt yok. Mis gibi Pleurotus eringi mantarı. Sepetimiz de iyice doldu. Arkadaşlar demem o ki videoyu ne yapıyoruz? Beğeniyoruz, paylaşıyoruz. Yorum yapıyoruz. Arkadaşlar şimdi şu azıcık az ilerisinde çayırda dikenleri toplamıştık. Karşı tarafta meşeleye girdim çıktım. Bu tarafta da çamlık var gördüğünüz gibi. Bir gideyim bakayım dedim. Belki bir şeyler görürüz diye. Karşıma güzel şeyler çıktı ya. Bakar mısınız? Bunlar bildiğim bal kadına benziyor ama ortasında o bombesi de var. Bakacağım. Hani sürüyle çıkmışlar burada. Gayet bal kadınımsı mantarlar yani bunlar. Bunlar bal kadına benziyor ya. Ortasında donuk da olsa bir bombesi var. Köküne sapına bakacağım şu an. Kesince. Bakar mısınız? Benziyorlar. Saplarına bakmam lazım sadece. Şarjım bitiyor. O yüzden hızlıca göstereyim. Bakın arkadaşlar bunlar da bal kadın. Üzerinde bir noktası var. Kötü şey sert. Kendine has bir kokusu var bunun. O kokunun aynısı var. Meşelikte bulduk daha önce. Bu sefer çamlıktayız. Çam meşe karışık. Yapraklardan da anlayacağınız üzere. İlginç bir şekilde hiç beklemiyordum bunlardan bulmayı. Bayağı sepet doldu yani. Burada 2 kilo mantar, ne 2-3 kilo mantar var. Bakalım ilerleyelim daha. Belki karşımıza farklı mantarlar çıkar. Infundibulsi ve Geotropa. Bu mantarın adı. Çok güzel bir gün oldu bugün.